Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe Illustrator programında forma şablonu nasıl oluşturulur, bunu göstermeye çalışacağım size. Öncelikli olarak ne demek istediğimi anlatmak amacıyla size buradaki kendi forma şablonlarımı göstermek istiyorum. Burada Ordu Spor, Sivas Spor, Galatasaray'a ve benzeri takımlara formalar oluşturdum. Bunun gibi bir şablon oluşturmak istiyorum. Bunu da nasıl yapacağız? Onu hep beraber inceleyelim. Bakalım. New dedik ve yeni bir artboard açtık. Buna artboard deniliyor arkadaşlar. Bunun üzerinde yapacağız çizimlerimizi. Bu çizim yapmak için de örnek olarak bir formamız olması gerekiyor. Bu formayı buldum ben internetten. Sivas Spor forması. Buraları böyle falan kavisli, kolları falan kavisli. Ondan dolayı bu formayı yapmayı tercih ettim. Bu forma üzerinden bir tane forma oluşturacağız. Bir forma şablonu oluşturacağız. Bu resmi artboard'umuzun üzerine koyuyoruz. Koyduktan sonra şu kenar noktasına Shift'e basılı tutarak mouse'umuzla aşağı çekersek küçültüyoruz, yukarı çekersek büyütüyoruz. Bu boyut bence iyi. Artboard'umuzu ortaladıktan sonra fotoğrafı Layers panelinden Layer 1'e iki kere tıklıyoruz ve Template diyoruz. Template şablon demek. Bu şekilde biraz daha böyle %50 oranında şeye düşecek. Ne derler ona? Gölgeli bir şekilde olacak. Bu işlemi yaptıktan sonra buradan alt sekmeden Create New Layer diyerek çizimi yapacağımız layer'ımızı oluşturuyoruz. Evet, bu layer'ı oluşturduktan sonra ben önceden bu formayı böyle komple buradan başlayıp mesela bu şekilde çize 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 geliyordum. Ama artık yeni bir taktik geliştirdim kendime. Tam orta noktasından başlayarak şu şekilde çiziyorum. Şu orta noktada. Ondan sonra da bu çizdiğimi de kopyalayıp yan tarafa aynalama yöntemiyle bir kopyasını oluşturuyorum ve bu şekilde de bir bütün oluşturmuş oluyoruz. Bunu neden yaptım? Çünkü mesela bu şekilde burada çizdiğim şekilde yaptığım gibi tam karşısına aynı özelliklerde çizemiyordum. Yani denk gelmiyordu. O zaman da net bir görüntü oluşmuyordu. Bundan dolayı bu ilk başta yarısını çizip sonradan karşısına kopyasını oluşturma taktiğine başladım. Evet, çizimi yaparken Pen Tool aracımızı kullanacağız. Pen Tool'a tıklıyoruz ve burada alt ve mouse'un böyle bir yukarı şey bu yuvarlak şeyi var ya, bununla beraber aşağı yukarı yaparak yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırarak da çizimimize başlıyoruz. Evet. Boşluk tuşuyla da burada görüyorsunuz bir el oluştu. Burayı böyle hareket ettirebiliyoruz. Neyse biz çizimimize başlayalım. Burayı tam orta nokta olarak fotoğrafın şeyine göre belirliyor. Ben bunu formaya göre belirleyeceğim ve bu şekilde tam orta noktası olduğuna inanıyorum. Bu şekilde biraz daha şöyle sağ yapsak biraz daha evet. Bu şekilde. İlk noktamızı attık. İlk noktamızı attıktan sonra biraz daha yakınlaştırdık ve bu şekilde ikinci noktamızı atıyoruz. İkinci noktamızı attıktan sonra şuradaki stroke'u da kaldırayım. Şu an burada bir renk var. Bunu kaldırdım. Stroke var. Stroke da kenar çizgisi demek. Bu kenar çizgisini de kaldırdım. Ve sadece burada bir kırmızı çizgi oluştu. Üçüncü noktamızı atıyoruz. Üçüncü noktamızı attıktan sonra buraya bir kavis vermek için üçüncü noktayı attıktan sonra bu şekilde mesela bu şekilde mouse'umuzu oynatıyoruz. Ben attıktan sonra şu şekilde bir kavis vermek istedim oraya. Hatta Ctrl Z ile bir geri yapalım. Şuraya tıklayalım. Bir dakika. Şuraya tıkladıktan sonra böyle yapalım. Yaptık. Bu şekilde yaptık. Sonra çizgilerimizi ardı ardına atmaya başlıyoruz. Boşluk tuşu ile Space tuşuyla bu şekilde görselimizi de oynatıyoruz. Buraya bir attık. Buraya bir attık. Şuraya yine bir kavis verdik. Boşluk tuşu ile yine yukarı çekiyoruz. Şu şekilde bir kavis daha verelim şuraya. Verdik. 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 Şuraya da bir kavis koyalım. Diyeceğim bu biraz olmadı. Kavisi koyacağımız yeri biraz yukarıdan şey yapmamız lazım. Yaptıktan sonra şu şekilde yaptık. Böyle. Şuraya da bir kavis vermek istiyorum. Verdik kavisimizi. Şu şekilde buraya bir tam fotoğrafa göre olmasına gerek yok. Buradan biraz kendimiz kafamıza göre de yapabiliriz.
Şöyle yapalım. Şuraya bir kavis verelim. Şöyle yaptık, yaptık. Evet, Space tuşu ile yeniden görselimizi oynatıyoruz. Bu şekilde basıyoruz, basıyoruz. Yaptık. Şuraya da bir kavis vermek istiyorum. Bastıktan sonra mouse'umla oynatıyorum. Şuradan şuraya da bir kavis verelim. Şuraya da bir kavis verelim. Şuraya düz gidelim. Düz gidelim. Bakın zaten burada bir akıllı kılavuz var. Akıllı kılavuzla beraber ilk çizdiğim noktanın bir şey nok şeyi geliyor bize. Şöyle biraz uzaklaştırdık. Şuradan bir daha bir kontrol edeyim. Şuraya bir çizgi daha çektik. Evet, görüyorsunuz. Kılavuzumuz bunu şey yaptı. Buna bastık. Buna bastıktan sonra da kılavuzumuzla beraber bu şeyimizi birleştirdik. Bunu birleştirdikten sonra burası dıştı, burası içti. İçe tıklıyorum ve burayı beyaz yapıyorum. Beyaz yaptım. Bakın görüyorsunuz. Buranın yarısını yapmış oluruz. Şuradan bir kahvemden bir yudum alayım. Evet. Umarım videoyu biraz editlemeye falan çalışacağım. Çok böyle sessiz sedasız kaldığım yerler olmadan böyle sürekli konuşarak güzel bir videoya hazırlamış oluruz. Evet, bunu yaptıktan sonra Layer 2 panelimizde bir tane parça oluşmuş oldu. Biz burada 2-3 parça oluşturacağız. Bu parçayı oluşturduktan sonra bu şekilde bu parçayı göz var burada. Gözden kapatırsak bu gidiyor. Bunu götürdükten sonra şimdi yakayı yapmayla uğraşacağım. Yakayı yapmayla uğraşacağım yine. Buradan yine bunu alıyoruz. Tamam mı? Bunu biraz dıştan çekeceğim. Bunu biraz dıştan çekeceğim. Dur bakayım şuraya. Aynen, tamam. Şu noktadan başlayalım. Buradan en şeyimizi görmüş olduk. Şunu bir daha kapatalım. Pardon, bu değildi. Bunu kapatıyoruz. Bastığımız anchor point noktamıza basıyoruz. Bastıktan sonra şu şekilde bu noktaya geldik. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra şunu ben bir daha bir kapatayım şuradan. Buraya geldikten sonra şuradan çok şeyden oldu bu. CTRL-Z ile geri aldım. Şuradan mı yapalım? Şuradan yapalım. Dediğim gibi tam niye böyle oldu ya bu? Biraz daha şöyle yapsak. Tamam, burası da olur. Burası da olur. Şimdi bu şekilde yaptık. Şu noktaya tıkladık, tıkladık, tıkladık ve burayı birleştirdik. Burayı birleştirdikten sonra bunu ben yine içini dolduruyorum. Bu boşluğa tıkladım. Bunu beyaz yaptım ama siyaha çevireceğim. Siyaha, çünkü çevirmemin sebebi alttaki beyazdı. Şimdi alttakini açtık. Baba. Oğlum burası niye böyle oldu ya? Niye denk gelmedi diye düşünürken hemen şuradan bir bakalım. Çünkü o noktayla burası bir değil çünkü. Tamam, olsun. Niye böyle oldu? Çünkü burada bir boşluk var arkadaşlar. Bir dakika. Şu an anladım mevzuyu. Burada bir boşluk var. Yani biz bunu denk almıştık ama bu arada bir boşluk var. Biz şurayı oluşturmak istediğimiz için burada bir aralıkta boşluk kalacak zaten. Tamam. Bunu noktayı da yaptık. Şimdi yakayı yaptık. Kolu yaptık. Yok. Yakayı yaptık. Arka planı yaptık. Şimdi neyi yapacağız? Şimdi de kolu yapacağız arkadaşlar. Kolu. Kolu da yaparken bu şekilde tekrardan pen tool'umuzu aldık. Tamam mı? Şuraya bastım. Buraya bastıktan sonra şuraya bir kavisimizi verelim. Şuraya bir kavisimizi verdik. Verdikten sonra şuradaki şeyi bir daha kapatalım. Şuraya bir hemen böyle kavisimizi verdik. Kavisi verdikten sonra burayı alıyor direkt, tamam mı? Biz buradan devam etmek istemiyoruz çünkü burada bir kavis verilmesi lazım tekrardan. Tekrardan buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra aşağı doğru aldım masumla. Bir kavis daha verdim. Tamam mı? Bir kavis daha verdim. Bu kavisi verdikten sonra şuraya bir net tıklayalım. Şuraya bir kavis verelim ve burada bitirelim. Tamam mı? Burayı bitirdikten sonra şimdi bu kolun etrafından dolaşacağım ben. Kolun etrafından dolaştım. Dolaştım. Dolaştım ve bunu da doldurdum.
Buna siyah verdim. Siyah verdikten sonra buradan mavi renk verdim. Mavi rengi de verdim. Şu ana kadar oluşturduğumuz noktalar bu şekilde. Evet, görüyorsunuz yakası beyazdık. Ya bu neymiş ya? Şunu sileyim ya. Bu fazladan bir şey herhalde. Bu gözükmüyor çünkü. Evet, bu şekilde yaptık. Bu şekilde yaptık ama şurada bir boşluk oluştu. Bu boşluğu nasıl yapalım? Şuna ben bir ek daha ekleyeyim. Şu maviye bir ek daha ekleyeyim. Şuradan şöyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Maviye ek ekledim. Şimdi hem maviye tıkladım. Onunla beraber shift'e bastım. Bu iki maviyi seçtim. İki maviyi seçtikten sonra buna basarsam bu ikisini birleştirecek. Evet, bakın gördünüz. Şu aradaki şeyi birleştirdim. Birleştirdikten sonra şunu komple seçiyorum. Şurayı komple seçtikten sonra ben şu kolun mavi tarafının dışarıda kalanlarını silmek istiyorum. Bunun için de Shape Builder tola tıklıyorum. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra burada artı diyor arkadaşlar. Mesela eğer ben bunu böyle yaparsam birleştirecek. Ctrl ile Z yapıyorum. Şu an artı ikonu var görüyorsunuz. Artı ikonunun gitmesi için alta basıyorum. Alta bastığım zaman eksi oluyor bu ikon. Eksiye bastım ve görüyorsunuz kolun dışarısında kalan kısmı attı. Aynı şekilde şu siyahta da aynı şeyi yapalım. Siyah ve mavi yine taşmalar var. Shape Builder tuğla bastım. Alta bastım, kapattım. Alta bastım, kapattım dışa çıkanları. Evet, şurada bunu bu kolun yakanın altında olması lazım. Bunun için de yakaya tıklayıp Arrange diyorum ve Bring Front diyorum, öne çıkar diyorum ve mavi altta kalıyor. Evet, bu kısmı yaptıktan sonra şimdi burayı grupluyorum. Grupladıktan sonra bu şekilde diyorum da söylemiyorum, anlatmıyorum. Hemen anlatacağım, bir dakika. Alt tuşuna basıp bunlar seçilirken alt tuşuna basıp faremizle beraber bu şekilde götürüyoruz. Sonra alt tuşundan elimizi çekmeden fareden bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra alttan da elimizi çekiyoruz. Çektikten sonra buna yan tıklayıp transform diyoruz ve refresh diyoruz. Tam karşısına aynalama pozu gibi oluyor. Ok dedik. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Şu şekilde tam birleştirecek yakın kıvamda şu şekilde birleştiriyoruz. Bakalım. Şuraya bakalım nasıl olmuş. Zaten tam kıvamına geldiği zaman burada görüyorsunuz bir altta interest çizgisi var. Yakın, yani yakın dediğim birbirine oturdu demek anlamında. Evet, center. Dur bir dakika, şunu bir daha bir yapalım şöyle. Ha, şu an oturdu gibi gözüküyor. Evet, görüyorsunuz formamızı oluşturmuş olduk hemen hemen. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde şunu gruptan çıkartalım mı? Ungroup dedik ve grupları bozmuş olduk. Şimdi bu iki beyazı, yani gövdeyi birleştirmek için bir beyaza tıkladım, diğer beyaza da tıkladım. Sonra buna bastım. Bu niye birleştirdi ikisini birden? Bu seçili olmaması lazım. Bu bununla ne alakası var abi? Ya da şöyle yapalım. Komple bunu seçtim. Şunu yaptım. Şununla beraber şu iki beyazı birleştirmek istedim. Evet, iki beyazı birleştirdim. Şu an parçalarımız oluşmuş oldu. Bunu da size göstereyim. Mesela bu yakanın bir parçası. Sonra bu kolun bir parçası. Bu neymiş? Oğlum bu ayrı bir şey olmaması lazım burada aslında ya. Niye böyle oldu bu? Of. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-C. Şu birleştirmeyi yapmıştım ya. Şu birleştirmeyi yapmadan önce şunları bir kapatayım. Evet, yakaları bir kapatalım abi. Yakayı kapattık. Kolu kapattık. Kolu kapattık. Kolu kapattık diyorum. Gövdenin bir kısmını kapattık. Yakayı kapattık. Kolu kapattık. Gövdenin bir kısmı da burada. Şimdi bu iki gövdeyi birleştirmek istiyorum ben. Buradan Pathfinder'ın bu seçeneğiyle bu ikisini birleştirdim. Arasındaki şeyi görüyorsunuz zaten. Bakın böyle yaptığım zaman oldu. Ctrl ile Z yaptım. Şimdi tekrardan bunları açıyorum. Görünür hale getiriyorum. Ama gözükmüyor. Bu taraftakiler gözüküyor, bu taraftakiler gözükmüyor. Demek ki bu beyaz üste çıkmış oldu. Onun için şu beyazı kapatıyorum buradan arkadaşlar. Buranın komplesini seçiyorum.
Yan tıklıyorum ve bring the front diyorum. En üste getir. Send to back dersem en arkaya getirmiş oluyorum. Bring the front dedikten sonra şimdi beyaz arttığım zaman beyaz buranın gerisinde kalmış olacak. Şimdi ben burayı komple kapatayım. Şu yakada bir işlem yapmıştık ama yakanın içine bir işlem daha yapmak gerekiyor gibi gözüküyor. Hemen şuradan kapattık. Her şeyi kapattık. Şu yakayı yaptıktan sonra şuraya bir tane de şu yakayı bir açayım mı? Bu yakanın içine tam birebir olmasına gerek yok ama bu yakayı birleştirmedim. Arada boşluk bıraktım. Bu yakanın altına bir üçgen çizebiliriz. Şu şekilde yapalım o üçgeni. Nasıl yapacağız baba? Pentulumuzu aldık. Yok, pentul değilmiş bu. Pentulumuzu aldık. Şuradan şöyle. Aynı boşlukta herhalde. Burası ile burası. Bakayım. Şu aradaki boşluğu göster daha bana kanka. Interest. Heh, tamam. Aynı boşlukta. Şuraya koyalım. Tam ortaya. Şuraya koyalım. Ve buradan bir yuvarlak oluşturmuş olduk. Bu yuvarlağı şöyle alsak. Biraz böyle büyütsek. Tamam mı? Biraz büyüttükten sonra da şuraya koysak. Buraya koyduktan sonra da hatta burayı biraz daha yukarı mı alsak? Şu arkadaki boşluk gözüküyor çünkü. Boşluk şu gözüküyor. Ha, şu noktaları birleştirebiliriz. Şu noktaları birleştirebiliriz. Onu nasıl yapacağız? Şuradan pen tool'u aldık. Şu tam çizgi noktasına. Tamam mı? Şuradan. Pardon. Şuradan. 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 O. Video bayağı uzadı ya. Düşündüğümden daha uzun oldu video. Şurayı şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam mı? Bunu ondan sonra siyaha çevirelim. Şuradan Properties'ten geldik. Siyaha çevirdik. Sonra şunu, şunu ve de şunu birleştiriyorum. Bu şekilde. Ne oldu şimdi? Hemen bakalım. Evet, bunu birleştirdik. Bu üste geldi. Zaten istediğim gibi. Bu üste geldi. Buna tıklayacağız şimdi. Bu alttakine. Transform yok. Arrange diyeceğiz. Bring the front diyeceğiz. Bu şekilde yaptık baba. Ondan sonra kolları açalım. Beyazı açalım. Evet arkadaşlar, böyle bir şablon oluşturmuş olduk. Bu şablona bir takım ekleyelim bence. Ya şu kenarlarına da bir çizgiler oluşturabiliriz bu arada. Şu kenarlara da bir kolluk yapabiliriz. Onu da hemen yapayım hızlıca. Buna bastım. Şu şekilde yaptım. 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 Yaptıktan sonra komplesini seçip şuradan Shape Builder Tool'u demiştim. Dış yakalanlara alta basarak aldım bu şekilde. Şimdi bu beyazın aynısını buraya alacağım. Buraya aldıktan sonra Arrange diyeceğim. Ya benim en çok kullandığım burası zaten. Arrange bölümü. Üste al, geriye gönder ya da Transform'dan Refresh'e gönder diyorsun. Refresh dedik, ok dedik. Biraz önce yaptığımızın aynısını buraya getirdik. Evet, bu şekilde bir şablonumuzu oluşturmuş olduk. Bu şekilde bunu bir gruplayalım. Grupladıktan sonra şu Layers panelinden şu şablonumuzu artık buradan alabiliriz. Ya da bu şablon gibi buna şeylik ekleyebiliriz. Veya bir şeyler ekleyebiliriz ama biraz sade olsun. Bu video çok uzun oldu. Ondan dolayı oralara çok detaylara girmeyeceğim. Şuradan kapatıyorum. Yes diyorum. Evet, buradan şablonumuzu oluşturduk. Hemen bu şablonu bir Galatasaray formasına çevirelim. Tamam mı? Galatasaray formasına nasıl çevireceğiz? Burada benim Futbol Kit Arşiv diye bir şeyim var. Favorilerimde bir sayfam var. Buradan hemen Galatasaray yazalım. Mesela Galatasaray formasına benzer bir forma yapmak istediğimiz için. Galatasaray mesela hangi logoyu kullanıyor falan onu görmek için. Şey yapmak için biliyorum da hani başka mesela Samsun Spor forması yapacağın zaman hangi logoyu kullandığını, hangi sponsorlukla beraber olduğunu öğrenmek için. Şimdi bize bir Galatasaray logosu lazım. Bir Galatasaray, bir Nike logosu lazım. Bunun için de mesela hemen yazıyoruz ki Galatasaray logo SVG yazıyoruz. Yazdıktan sonra buradan SIG logo var. Bu SIG logodan tıklıyoruz. Davlant Vektör diyoruz.
Vektör halini indiriyoruz. Normal halini indirirsek onun içinde düzenlemeler yapamayız. Ama vektör halini indirirsek sıkıntı yok. Bunu indirdik. Bunu indirdikten sonra Nike logo SVG diyoruz. Bunu da Wikipedia'da varmış zaten. Bu Open the Fire. Buradan Dublin. Bunu da indirdik. Şimdi bu ikisini indirdikten sonra bu ikisini açalım abi. İndirilenlerimize geldik. Galatasaray logo. Tıkladık buna. Galatasaray logosunu açtı. Sonra bunu da birlikte aç diyoruz. Adobe Illustrator'da açtık. Şimdi bu ikisini de formamızın yanına aldık. Evet. Bunu da aldık. Şimdi bunların boyutunu ne yapıyoruz? Köşe noktasından shift'e basarak küçültüyoruz. Küçülttük. Bunu da küçültelim. Bunu da küçülttük. Şimdi formamızın üstüne getirelim. Evet. Nike logomuz yine küçük, büyük oldu. Biraz daha küçültelim. Evet. Nike logomuzu koyduk buraya. Galatasaray logomuzu da koyacağız. Galatasaray logosu da biraz büyük oldu. Bunu da küçültelim. Evet. Bunu da koyduktan sonra formamız bu şekilde oldu. Ama ben bu şu siyah çemberi sevmedim. Onun için buradan yakınlaştırdım. Properties dedim. Tıkladıktan sonra ungroup diyorum. Ungroup dedikten sonra burası da grupluymuş. Ctrl+Z yaptım. Bir daha ungroup diyorum. Ungroup dedikten sonra abi yine gruplu bu. Ungroup dedim yine. Evet, buradaki çemberi aldım. Bunu da dümdüz siyah olarak kullanmak istiyorum. Tamam mı? Buna fill diyoruz ve siyah diyoruz. Komple logomuz siyah oldu. Logomuzu koyduk bu şekilde. Şimdi bir dakika, buraya bunu koymadan önce de bunu tekrardan bir gruplayalım. Özelliklerinde değişmeleri yaptıktan sonra gruplamayı da yaptık şu an. Logomuzu şöyle eşitleyelim. Eşitledik. Eşitledikten sonra şunları kapatalım. Benim bu forma template diye kendi şablonlarımı koydum. Şunları da silebiliriz. Bir dosyam var. Bu dosyadan Galatasaray şeyimi alayım ben buradan. Bir eski Galatasaray formamı alayım ki renkleri kullanmak için. Evet, şimdi ungroup diyoruz. Çünkü gruplu halde şey yaparsak komplesini o rengi alacak. Bunda bir parça sistemi var arkadaşlar. Hani bir grup hali var, bir parça var. Ben parça parça müdahale etmek için ungroup diyorum ve şu an görüyorsunuz bir parça halinde müdahale ettim. Ctrl+Z ile de tekrardan geri pozisyonunu alıyoruz. Şimdi biz gövdeyi sarı yapalım. Bunun için gövdeye tıkladıktan sonra buna tıklıyoruz. A drops tool'a tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz ve vermek istediğimiz rengi tıklıyoruz. Tıkladık baba, tıkladık. Şimdi kolları da farklı bir renk yapmak istiyorum. Bir kola tıkladım, diğer kola da tıkladım. Bunları grupladım bu ikisini. Bu ikisini grupladıktan sonra şimdi tıkladım da ikisini birden seçecek. Bu ikisini de seçtikten sonra sarı, şu koldaki sarı rengini kullanmak istiyorum. Sarıyı da koydum. Şimdi buralara da kolların kenarlarına da siyah eklemek istiyorum. Buna tıklıyorum. Buna tıklıyorum. Evet. Bu şekilde bir Galatasaray forması oluşturmuş olduk. Buna logoyu da sponsoru da ekleyebiliriz. Mesela neydi sponsorumuz bizim? 60 Rent-A-Car. Bu logoyu da ekleyebiliriz. Bunun üzerine motifler de ekleyebiliriz. Şeyler de yapabiliriz. Mesela burada olduğu gibi, burada benim eklediğim gibi gölgelendirmeler falan yapabiliriz. Bakın şu şekilde. Gölgelendirmeler yapabiliriz. Yani bunu öğrenmenin size ne faydası olabilir? Yani ben size hemen örnek olarak kendi sayfamı göstereyim. Kendi sayfamda tasarımlar falan yapıyorum. Nerede? Instagram nerede lan? Instagram. Ya böyle amatörce kendiniz böyle keyif alabilirsiniz. Böyle belki bu işte profesyonel olabilecek şeylere gelebilirsiniz. Benim şurada From One Illustrator diye bir sayfam var. Bakın. İstediğim gibi formalar tasarlayabiliyorum. Burada Ordu Spor forması tasarladım. Memleketimin takımı. Mesela burada bir Japonya forması tasarladım. Bu şekilde formalar tasarlayabiliyoruz. Bursa Spor forması falan tasarladım. Siz de bu şekilde formalar tasarlayıp paylaşabilirsiniz.
Şurada en son bir Efsane Ordu Spor İstanbul Boğazispor'la maç yapacak diye. Buna özel bir şey hazırladım. Bu gönderi içinde iki tane formayı da yapmış oldum. Farklı farklı şablonlar oluşturabilirsiniz kendinize. En son burada bir Inter forması yaptım. Bu şekilde umarım faydalı bir video olur. Umarım işinize yarar bir video olur. Böyle bir videonun yani buna benzer videolar yani nasıl şeyler eklenir mesela buna desen deniliyor ya da İngilizce'de pattern deniliyor. Nasıl paternler eklenir? Bunları eğer merak ediyorsanız onunla ilgili videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ya da abi Sakaryaspor'u forma tasarlayabilir misin ya da mesela Bursaspor'a ya da Giresunspor'a ya da Hatayspor'u forma tasarlayabilir misin derseniz ona göre videoya gelen beğeniye göre izlenmeye göre yeni videolar çekebilirim. Umarım çok sıkıcı bir video olmamıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.